Bir başka Raspberry Pi 5 ekipmanı, bir başka video Sun Market'ten. Herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Pi 5'in aksesuarları stoklarımıza girmeye başladıkça bu şekilde kısa kısa inceleme videoları paylaşacağız sizlerle. Ekipmanları kutusundan çıkarıp montajını ve nasıl kullanılacağını gösterdiğimiz sürüden videolar olacak bunlar. Raspberry Pi 5 incelememizde bahsettiğimiz gibi bu sürümde yuvaların konumları, şekli, yerleri biraz değişti arkadaşlar. O sebeple Pi 4 için üretilen kasalar maalesef 5 ile uyumlu değil. Peki niçin bir kasa kullanmalı, kasanın artıları neler dersek, isterseniz önce bununla başlayalım. Sizi bilmem ama benim için en geçerli sebep tozdan korunma. Gerçekten her şeye katlanabilirim ama o kartın masamın üzerinde bir ayda tozlanması ve 20 yıllık bir motosikletten çıkmış gibi gözükmesi ve beni o minicik elektronik bileşenlerin arasına mikrofiber bezle girip temizlemeye zorlaması, gerçekten buna katlanamıyorum. Bir diğer geçerli sebep de olası kısa devrelere karşı koruma. Masanızın üzerindeki çay veya kahve bardağınızı çalışan Raspberry Pi'nin üzerine yanlışlıkla devirdiğinizde ya da metalik bir objenin Raspberry Pi ile teması halinde oluşabilecek kısa devrelerin veya işte yün kazağınızı çıkarıp Raspberry Pi'nize dokunduğunuzda ya da halıda yürüyüp işte dokunduğunuzda statik deşarj sonucu oluşabilecek arızaların önüne geçmenizi sağlıyor kasalar. Tabii bu sadece Raspberry Pi için geçerli değil, açık, kasasız kullanılan bütün elektronik parçalar için geçerli. Ek olarak bu tür kasaların altındaki kaymaz ayaklar sayesinde taktığımız kablolar sebebiyle Raspberry Pi'nin masanızın üzerinde yamuk yumuk durması ve oradan oraya savrulmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Belki sonuncu olarak estetik sebepleri öne sürebiliriz. Yani çalışma ortamınız daha hoş, daha minimalist ve derli toplu gözüküyor. Kemal Sunal'ın oynadığı Sakar Şakir'deki televizyon tamircisi dayının masası gibi gözükmüyor yani masanız. Kerpeten ver. Bir kerpeten! Önceki her Raspberry Pi sürümü için olduğu gibi 5. sürüm için de vakıf bir kasa tasarlamış. İki renk opsiyonu sunuluyor. Ahududu beyaz ve siyah beyaz. Bizde şu an ahududu beyaz rengi mevcut. Kasa görmekte olduğunuz bu kutuda geliyor. Kutuyu açtığınızda içinden 3 parça çıkıyor. Taban, üst kısım ve kapak. Üst kısımda sökülebilen bir fan bulunuyor. Bu minik kutunun içinde ise kaydırmaz ayaklar ve küçük bir alüminyum ısı dağıtıcı var. Montaj çok basit ve herhangi bir araç kullanmıyorsunuz. Önce bu ahududu renkli tabana Raspberry Pi 5'inizi oturtuyorsunuz. Bu arada dikkat ettiyseniz ben Raspberry Pi'imi resmi soğutucuyla takıyorum. Yani evet, bu soğutucuyla kasayı kombine edebiliyorsunuz. Ancak bunun için görmekte olduğunuz üst parçadaki fanı tutan saydam kısmı çıkarmanız gerekiyor. Üst üste iki fan kullanamıyorsunuz. Bunun için yeterli alan yok ki buna ihtiyacınız da yok. Her iki türlü de Raspberry Pi'nizi ısınma problemleri olmadan kullanabilirsiniz. Ancak resmi soğutucunun daha iyi olacağını söylememe gerek yok sanırım. Raspberry Pi'yi tabana oturttuktan sonra beyaz üst kısmı da kolayca takabiliyorsunuz. Plastik klipslerle birbirine geçiyor bu parçalar. Parçaların Lego tarzı montajı kolay ancak bu sizi aldatmasın. Oldukça sağlam, öyle ilk sallamada darmadağın olacak bir kasa değil. Ve son olarak beyaz kapağı da kapatıyoruz üzerine. GPIO pinlerine erişmek istediğimizde kapaksız kullanabiliyoruz. Merak etmeyin, kapak tamamen yapışmıyor kasaya. Arada birkaç milimetre kadar boşluk var. Bu sayede kasa içindeki fan dışarıdan serin havayı alabiliyor. Kapak kapalıyken biraz yoğun kullanımda test etme şansım oldu ve sıcaklıklarda öyle önemli bir artış gözlemlemedim. Arka tarafa baktığımızda durum ışığını net bir şekilde görebilmemiz için burayı saydam yapmışlar. Ve bu saydam nokta aynı zamanda bir tuş. Pi 5'in güç tuşuna temas ediyor. Kasa Pi 5'in güç tuşunu iptal etmiyor. Ve tabii ki microSD kart yuvasına erişebilmemiz için burada bir boşluk bulunuyor. Vidaya gerek yok demiştik ama isterseniz 4 vidayla Raspberry Pi'nizi bu kasaya sabitleyebilirsiniz. Hatta uygun uzunlukta aralayıcılar ve vidalar kullanarak bu kasaları üst üste takıp Raspberry Pi süper bilgisayarı oluşturabilirsiniz. Kaydırmaz ayaklarını da taktıktan sonra kasamız kullanıma hazır. Çoğunuzun aklındaki sorulardan birisi de HET olarak bilinen ve Raspberry Pi'in GPIO yuvalarına takılan genişleme kartlarının bu kasayla uyumlu olup olmadığı. Cevap evet. Fanın takılı olduğu saydam parçayı çıkardığınızda kasanız HET'lerle uyumlu hale geliyor. An itibariyle 8 GB Raspberry Pi 5 stoklarımıza girdi. Resmi soğutucu ve kasa da stoklarda. Neredeyse tam teşekküllü bir Raspberry Pi'ye sahip olabiliyorsunuz yani. Neredeyse diyorum çünkü hala gelmesini beklediğimiz birkaç aksesuar daha var arkadaşlar. Bunlar M2 head ve 27 Watt'lık resmi adaptör. Bunlar da stoğa girdikçe sizlerle videolarını paylaşacağız. Bir başka Sun Market videosunda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.